Muhterem mi? Ne oldu? Muhterem mi? Kendine gel. Ya muhterem mi? İyi misin? Ya bir kolonya falan getirin ya. Muhterem mi? Ne oldu sana? İyi misin? Ana! Muhtar ölmüş. Önce benim ayağımın dibine attı mı yürü? Dur. Öleceğini hissetti de yerine benim geçmemi istediğinden benim ayağımın dibine fırlatıverdi. Hiç de bile. Ağlar. Görmediniz mi? En son benim gözümün içine bakıp can verdi. Hakkı rahmetle öyle kavuştu. Asıl benim gözlerimin içine baktı. Yürattı ayaklarımın dibine. Son nefesini verdi. Durmuş amca. Memiş amca, ne oluyor ya? Ayıptır. Günahtır. Daha muhtarın nefesi soğumadı. Siz mühür kavgası yapıyorsunuz. Ama öğretmen bey oğlum, bu adam yalan söylüyor. Hadi oradan. Burada bir yalancı varsa o da sensin. Durmuş efendi. Ya rica ederim. Yapmayın. Ayıp oluyor vallahi. Günah. Tamam ağlar, seçime kadar sabredin. Bakın mührü şu içerideki kutuya koyuyorum. Sandıktan kime fazla oy çıkarsa muhtar odur. Mühür de onundur. Köyde seçim var, seçim. Seçim mi? Hayda, bir buraya gitme bak. Ay Sadık ağa, korkuttun beni Sadık ağa. Ama ben... Şey için geldim ben. Tamam Sadık, tamam geçti. Hani birden çıkınca karşıma. Tamam üzülme artık, geçti. Söyle bakalım niye geldin sabah sabah? Bir şey mi söyleyeceksin? Ha? Evet, seni dinliyorum. Bunu sana getirdim. Al. Bakalım neymiş? Bana kuru üzüm mü getirdin? Hı-hı. Ay teşekkür ederim. Hani dün bana dedin ya, kuru üzümü çok severim dedin. Ben de buldum getirdim. Rahmetli anam da çok severdi kuru üzümü. Nefismiş. Afiyet olsun. Çok lezzetliymiş. Geliyorum şimdi Yılmaz. Yılmaz beni komşu köylere götürecek. Neden? Çocuklara aşı yapacağım. Öyle mi? Öyle. Sonra da sizin köye aşıya geleceğim. Ben sana istersen yine kuru üzüm getiririm. Sağ olasın, isterim. Yılmaz Bey, çantamı alıp geliyorum hemen. Sadık. Çabuk çabuk koş. Gel böyle. Ne olan? Ne arıyorsun sen burada? Niye koyunlarının başında değilsin? Bana bak. Huriye Hanım'ı rahatsız edeyim deme sakın. Ama ben onun sevdiği şeyleri yapıyorum. Allah Allah. Onun peşini bırakacaksın. Bırakmazsan o bacaklarını kırarım senin. Anladın mı lan? Yoksa sana varacağını mı zannediyorsun sen onu? Saftirik. Ulan o koskoca hemşire. Sen kimsin? Köyün çobanı. Ya ben kimim? Ben koskoca devletin şoförüyüm. Ben doktoru, hemşireleri, ebeleri götürüyorum arabamla. Bu vazifeyi bana devlet vermiş, devlet. Saftirik, göreceksin bak. Huriye benim karım olacak, karım. Geldim. Ay geç de kaldık. Oh, kuru üzüm mü o? Evet, ister misin? Bayılırım. Siz yemeyecek misiniz, ha? Boş ver, bana yine gelir nasıl olsa. Pek de güzelmiş be. Huriye Hanım. İşiniz bittikten sonra şu derenin kenarındaki çay bahçesine gidelim mi? Hani şu yeni açılan mı? Ha.
Ta şehirden geliyorlar oraya manzarası için. Tamam, ben de çok merak ediyordum zaten. Buyurun. Yavaş dur, midem bulandı vallahi. Özür dilerim Huriye Hanım, yavaşlıyorum. Huriye Hanım, Huriye Hanım, yanlış anlamayın ama... yani ben sizin iyiliğiniz için şey diyorum. Yılmaz Bey, çıkarın dilinizin altındaki baklayı lütfen. Şey ya, ne bileyim, şu Sadık pek tekin bir adam değil. Üstüne üstlük saf direğin teki. Neden yüz veriyorsunuz ona acaba, ben anlamadım gitti. Sizin gibi hanımefendilerin öyle adamlarla muhatap olmaları. Yani ne bileyim. O çok uyumlu, insancıl biri. Yaptıkları çok eğlendiriyor beni. O doğru valla. O açıdan düşünürsek ona bakıp bakıp güleceksiniz. Tamam Yılmaz Bey, kapatalım bu konuyu. Peki Huriye Hanım, nasıl isterseniz. Arabaya çok özen gösteririm ben. Bir nevi hobi benim için. Aslında... bizimkiler de kızıyor bu işi yaptığım için tabii. Birçok başka imkan var ama ben böyle mutluyum. Yani mesela siz de hemşire olmayı seçmişsiniz. Yoksa manken bile olurdunuz bu güzellikle. Çok teşekkür ederim. Çocukluğumdan beri hemşire olmak istedim. Ne oldu? Ne oldu Yılmaz Bey? Huriye Hanım, görüyorsunuz. İnekler canım. Bakar mısınız lütfen, ne kadar medeniyetsizce. Yolun ortasında öyle durmuşlar. İnekler, lütfen biraz kenara çekilir misiniz? Ho demek istemiyorum. Ho çok kaba bir kelimedir çünkü. Öyle değil mi Huriye Hanım? Huriye Hanım, durun, ne yapıyorsunuz? Ho! 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 O kaba kelime sizin o nazik ağzınızda nasıl da inceliyor. Bakın inekler bile anladı. Biri Memiş dayının, biri Durmuş dayının ineği. Seçim propagandasına başlamışlar. Bunlar zaten toprak yüzünden kavgalıydılar. Şimdi yandığımızın resmidir. Anlamadım Huriye Hanım. Köyde seçim var Yılmaz Bey, seçim. Eşe, kız eşe, eşe. Ne var Durmuş? Bak hele. Nasıl oldum? Yakışmış mı ha? Aman Durmuş, sen ne giyersen yakışır. Allah özenmiş de yaratmış, maşallah. Şu duruşa bak, şu bakışa. Boy pos desen bir tane. Gözleri koyu kestane. Nefesi kokar, nane nane. Allah nazardan saklasın, şahane. Aferin kız, iyi ezber etmişsin. İşte hep böyle konuşacaksın. Bir lafı unuttun emme. Hangi lafı? Hangi lafı olur kız? En mühim lafı unuttun. Çabuk söyle onu, çabuk. Ay. Ne söyleyecektim? Ay kusura kalma Durmuşum, unutmuşum. Muhtar olacak tek adam sensin. Ha. Gerisi bahane. Söyle bakayım. Muhtar olacak tek adam sensin. Ha. Gerisi bahane. Evet. Bu köyde muhtar olacak tek aday benim. Gerisi bahane. Kim? Durmuş mu? O benim dörtte birim kadar oyasın da zil takıp oynasın. Kimse sevmez ki onu. Oy falan alamaz. Karısı, çoluğu, çocuğu bile oy vermez ona. Tek oy olur, onu da kendisi verir zaten. Hayır, biraz aklı çalışıyor olsa oyunu bana verir. Şey Durmuş, Memiş de aday olmuş. Ya o kazanırsa? Kim oy verir ona? Alsa alsa bir tek oy alır. Bir. Onu da kendisi verir. Bu köye muhtar ben olacağım. İlla da ben olacağım, billa da ben olacağım. İnşallah. Ben. İnşallah. Haftaya sen de muhtar karısı olacaksın kız. Haydi kasıp kasıp kasılırsın. Hoşuna gitti değil mi? Seni gidi seni. Muhtar. Memiş ve muhtar karısı
Deşe. Nasıl kız? Hoşuna gitti mi? Ne dedim ben işim? Bu köye ben muhtar olacağım dedim. Anlamadım. Baytar mı olacağım? Ama Memiş sen kim? Baytarlık kim? Baytar olacakmış. Ay Baytarlık'ta ineklere mi bakacaksın? Kız sen ne laf anlamasın? Muhtar olacağım diyorum. Haftaya seçim var. Sandıktan ben çıkacağım. Sandıktan mı çıkacaksın? Ay çeyiz mi oldu şimdi de Memiş? Hem bizim kızımız yok ki, oğlumuz var. Ne çeyizi öyle ya? Yok kız, oy alacağım, oy. Koy mu alacaksın? He, koy alacağım. Yüzeceğim mi böyle? Pişir pişir. Deniz buradan çok uzakta Memiş'im. Koy alıp da ne yapacaksın? Koy alacağını Nurettin Emin'in sattığı tarlaya al. Koy da neymiş öyle? Yeter, yeter. Ne bağırıyorsun Memiş'im? Kulaklarım duymuyor işte. Ben kahveye gidiyorum. İyi. Anket neticeleri belli olacaktı. Gerçi netice belli de... Şimdiki seçimlerde anket moda gari. Millet anketlere hesap ediyor. Göreceksin bak. Anketten böyle köstebek gibi çıkacağım. Tilki gibi hoplayacağım. İnşallah. Hurşit! Hurşide! Nerede şu bizim cant kılıklılar? Şevki! Şevki! Ben geldim baba. Geldim amca. Şevki nerede? Şevki şeyde. Ha. Hurşide nerede? Bilmiyorum vallahi baba. Sabahtan çıktı gitti ama. Ha, karton almaya gitti. Ha, iyi. Seni seçim pankartların için. Oho, iyi. Suya gitti bey. Suya. Şevki yanlış yazdım. Babamın adını yazmışsın. Olsun. Yakında benim de babam olacak. Ya bir de muhtarlık seçimi çıktı başımıza. Hiç sorma. Zaten düşmandılar. Bu da üstüne tuz biber oldu. Şevki artık hiç şansımız yok. İki cihan bir araya gelse babalarımız bizim evlenmemize izin vermez. Ne demek şimdi bu? Sanırım bizi yine ayrılık bekliyor. Bu sefer ölürüm de ayrılmam senden. Canıma tak etti artık. Gerekirse çeker gideriz buralardan. Ama ben sensiz yaşayamam. Bundan sonra yaşayamam. Canım benim. Ben de senden bunu duymak için böyle söyledim zaten. Ben de senden ayrılamam. Merak etme. Anamla bir daha konuşacağım bunu. Tamam. Hazır olun lan. Kahveye nutuk çekmeye gidiyoruz. Hadi kahveye gidiyoruz. Propaganda yapacağız hadi. He. Şevki de gelince kahveye gelsin. Aa, kime söylüyorsun? Duymaz ki. Lan koyun gibine bakıyorsun lan. Varsana. Durmuş muhtar oluyor. Dünya dönüyor. Duruyor da her yana. Selam veriyor. Durmuş geliyor. Muhtar oluyor. Hadi güle güle. Dün ahali de ona bakıyor. Bağır lan bağır. Durmuş muhtar. Daha gür sesle bağır. Gerçi fayda mı sağlar zarar mı bilmiyorum emme. Hurşidi'ye de söyletelim. Onun sesi güzeldir. Hurşide de gelsin arkamızdan. Tamam. Oh Allah'ıma şükürler olsun. Sonra da böyle rengarenk boyayalım evimizi. Bak şimdiden söyleyeyim en az 4 çocuk isterim. İkisini sen doğur o zaman. Ne? Ben en fazla 2 tane doğurabilirim canım. Vücudumun formunu bozamam. Muhtar muhtar durmuş olmuş. Babam. Asıl benim babam. Bizi birlikte görürse keser vallahi. O zaman sen arkadan eve git. Ben de bizimkilerin yanına gideyim. Tamam. Ay! Merhaba Neşe teyze. Merhaba güzel kızım. Hadi ben gizli geliyorum da. Sen niye saklanarak geliyorsun kendi evine? Babam görmesin diye. Benim oğlanın yanından geliyorsun sen. hoş gelmişsin süt kardeşim. Hoş gördük kardeşim, hoş gördük. Geç, kahveye gitti benimkisi seçim propagandasına.
Benimki de. Ne olacak bunların hali? Ha. Yıllardır düşmanlıkları bitmedi. Ha. Şimdi de bu seçim olayı başladı. Tez günde biter inşallah. Ay saçma sapan konuştuklarını duymamak için sağır numarası yapıyorsun da uzatmıyor. Yoksa? Benimki de muhtar olacağım diye dört dönüyor. Buyurun. Sağ olasın güzel afiyet kızım. Olsun. Ver. Baban çağırdaydı kızım kahveye. Git kalabalık yapman gerekiyormuş. Anne kahvede ne işin var kız başıma? Kahve değil artık orası kızım. Mitik alanı mıymış neymiş bir şey olmuş. Ha. Orada kızı erkeği olmaz tamam. Dedi babam. Hadi git bakayım. Aa Sadık da buradaymış. Tamam hadi yanına gidelim. Hadi. Ufak ufak basta gel Huriyem. Ufak ufak basta gel Huriyem. Huriyem. Huriye gitti. Gitti Huriye. Hadi Sadık abiyi neşelendirelim. Zamanlıktan kaldıramadım. Zamanı da zühtü. Ben sana yandım zühtü. Hele hele yandım zühtü. Zamanlıktan kaldıramadım. Zamanı da zühtü. Ben sana yandım zühtü. Ben sana yandım zühtü. Sus. Ne oluyor? Zavallıcık. Yaralı, uçamıyor. Ne oldu sana? Yoksa vurdular mı seni? Ama kan da yok bir yerinde. Kanadın mı kırıldı? Sadık abi, kızartıp yiyelim mi onu? Sakın ha, sakın. Kimseye yedirmem onu. Kimseye. Tamam Sadık abi, senin dediğin gibi olsun. Ona kıyamam. Seni Huriye mi yedecek? Huriye mi yedecek? O senin derdine derman olur. Anketçi geldi hanım! Anketçi geldi! Anketçi geldi! Baylar ve bayanlar, merdivenden kayanlar, seçimde oy kullananlar. Hadi, hadi oynayın. Tamam, tamam geç, geç. Size de anket yapacağım. Sıraya geç, sıraya geç, geç geç. Geç sıraya geç. Hepinize, hepinize yapacağım. Hadi tamam. Nabzınızı ölçecek. Kalbinizi pırpır ettirecek. Kafanızda tarhana çorbası pişirecek. Kalbinizi böyle pırpır ettirecek. Dağdan geldi, taştan geldi. Bir dönümlük bostan geldi. Anketçi geldi hanım. Anketçi geldi. Söyleyin bakalım. Kime oy vereceksiniz? Memişe mi, Durmuş'a mı? Ben Memişe. Durmuş'a. Muhtar Memiş ne demiş? En büyük muhtar benim demiş. Muhtar Memiş, muhtar Memiş, muhtar Memiş, muhtar Memiş, muhtar Memiş, muhtar Memiş, muhtar Memiş. Durmuş muhtar oluyor, dünya duruyor, duruyor da her yana selam duruyor. Durmuş muhtar, durmuş muhtar, durmuş. Ne o elindeki? Boş mu vurdun lan? Yoksa sağlıkçı kız mı verdi? Zavallıcık. Yaralanmış uçamıyor. Koparıver boynunu lan. Acı çekmez. Olup olacağı bir kuş değil mi? Sen onları aldırma Cik Cik.
Sana nasıl kıyarım ben? Huriyem gelsin aşıdan, seni iyileştirecek. Hay Allah. Niye gülüyorsunuz be? Aferin Sadık. Sana bir çay vereyim. İstersen kuşu da şöyle bir kenara koyalım. Bak orada bir sepet var. Sonra alırsın. Tamam tamam, sen bilirsin. Eyvah, geliyorlar topları. Çekil git buradan. Bu seçim alanı benim. Burada ben miting yapacağım. Kim demiş? Benim adım Memiş. Kim demiş, salt etmiş. Burası benim seçim alanım oğlum. Ben mitingimi yapacağım. Önümüzde sandık olmasa var ya, seni böyle böcek gibi eserdim. Kim, merak etme. Bir hafta sonra sandıktan ölün çıkacak, ölün. Senin cenazeni ben kaldıracağım oğlum. Ulan ben sandık bülbülüyüm. Sen beni tutabilecek misin bakalım fındık akıllı? Aha, şu gördüğüm bütün köylü bana oy verecek. Peki. Kim demiş? Herkes bana oy veriyor. Bak şimdi. Bak bak bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Benim güzel vatandaşım, benim canım köylüm, ben buraya sizin için geldim. Evet sevgili sizin, vatandaşlarım, sizin için geldim. Evet, sizin derdinize derman olmak için geldim. Açlar için, toklar için, gözü yaşlı öksüzler için, aldı ağlayan be kuzular için, dağlarda öten kuşlar için, derelerde zıplayan balıklar, evlerinin önünde kayıklar. Yok ulan öyle değil. Tavuklar. Tavuklar, halalar, teyzeler, nineler için, köyümüzün itleri, sırtındaki bitleri için. Ben sizin için varım, sizin. Ben sizin bağrınızdan geldim. Ben size muhtar olmaya geldim. Bravo! Köylülerim, bu duygu sömürüsü yapan adama inanmayın. Şimdi size gerçeklerden bahsedeceğim. Ben sizin bağrınızdan çıktım. Sizin kalbinizden, gözünüzün yağından, alnınızın terinden, ellerin tozundan geldim. Benim adım Durmuş, diğer adım Halka Yorulmuş. Yorulmuş ne demek? Halka hizmet ede ede yorulmuş demek. İşte gördünüz, benim güzel köylülerim. Kendi ağzıyla söyledi, yorulmuş. Pili bitmiş bu adamın, pili. Evet, pili bitti. Çünkü pil devri bitti muhterem köylülerim. Muhterem köylülerim, artık elektrik devri elektrik, bilgisayar devri, chatmet devri, internet devri. Bu adamın aklı hala pilde. Hadi şuradan pilli Memiş. Demokrasi. Köylülerim, milletin maskarası. Köylülerim, eğer beni muhtar seçerseniz size hastane yaptıracağım, okul yaptıracağım, köprü yaptıracağım, artistleri getireceğim, televizyoncuları getireceğim, hepinizi meşhur edeceğim, yarışmalara çıkaracağım. Soğancığıma salmaları kaldıracağım, söz size. Aha şu gördüğünüz yere havaalanı yaptıracağım, liman yaptıracağım, gemileri, uçakları getireceğim. Köylülerim, beni dinleyin. Bu adam yalan söylüyor. Vallahi da yalan söylüyor. Billahi da yalan söylüyor. Sizi kandırıyor. Dediklerinin hepsi yalan. Pasafiso. Çekemiyor sevgili köylülerim, çekemiyor. Vallahi çekemiyor, billahi çekemiyor. Benim hizmetlerimi çekemiyor. Bunların sülalesi de böyleydi. Yok. Cinsi, cibiliyeti de böyleydi. Hepsi kıskanç. Kafadan çatlak. Zırlak mı zırlak bunlar. Sözünü geri al Durmuş. Yoksa... Almazsam ne olur lan? Senin sülalene silme aptal. Anladın mı?
Bir keresinde benim babam senin babana bir şaplak atmış. Senin baban kuş gibi uçmuş. 3 gün yerden kalkamamış. Ya senin baban? Benim babam bir tokat atmış, zıbarıp kalmış ya. Sana şimdi böyle... Ne yaparsın lan? Ne yaparsın lan? Ne yaparsın? Ah ulan ah. Ah, ah lan ah. Seçim kanunlarına muhalif olmasa iyidir mi yoksa? Hadi centilmenlik bende kalsın. Sen aha şu köylüye dua et. Yoksa kimin şaplağı darmış gösterirdim sana. Yine de gösterebilirim. Mürşit. Gel baba. Yardım. Anla da yurt diye yapıyorum bunu. Söz misali. Lan Sadık. Kalk bakayım. Seçimden sonra sana aha böyle tokat atacağım. Heh. O da tokat mı sanki? Baba bak. Kakan. Baba bak. Tokat diye buna derler. Gözün korksun diye gösterdim. Kaldırın lan şunu. Peki baba. Kalk. Nasıl? Çekil. Kaldırın lan şunu. Kalk Sadık. Kalk. Baba bak. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Delirdiniz mi siz? Ne var ya? Söz misalidir. Yoksa ben demokrasiye saygılıyım. Demokrasi için muhtarınız olacağım. Ben muhtar olacağım. Muhterem köylülerim. Ezilen halkı kurtarmak için. Tokatlanan milleti uyandırmak için. Demokrasi için. Acıyor Cikcik. Çok acıyor. Vurdular bana. Niye vurdular? Niye? Sen iyisin değil mi? Ölme ne olur. Bak birazdan Huriyem gelecek. Seni iyileştirecek. Eyvah yine geldiler. 3 kuruşluk muhabbetimiz vardı, onu da bozacaklar. Ay doğru. Merhaba. Dedim vallahi. Geldiler bilmiyorum ki. Cik. Düşürdüm seni. Düşürdüm. Ne yaptım? Eyvah. Cikcik neredesin? Çekil karşımdan sarı çıyan. Ne çekil kara yılan? Ne diyorsun sen? Bana kara yılan dedin ha? Sana diyorum ben. Ne yapabileceğim ha? Ne yapacağım? Bırakın beni. Ne yaptım ben? Ne yaptım Cikcik? Eyvah. Şuraya bak. Babaları birbirini yiyor. Onlarsa şu dünyada sevgiden güzel bir şey var mı acaba? Bu köyden ne çok aşk hikayesi çıkıyor. Hurşide ile Şevki, Sadık'la Huriye. Gerçi Huriye benim pek farkımda değil ama
Belki de naz yapıyordur. Cik cik, cik cik. Neredesin cik cik? Kusura bakma, seni düşürdüm. Bu işi uzatmayacağız artık. Ya ne edeceğiz? Seçim günü kasabada kıyacağız nikahı. Annemden icazet aldım. Seninkini de ikna edecek. Peki ya babam? Onların seçimden başka düşündükleri yok. Merak etme. Çok korkuyorum Şevki. Korkma kız. Analarımız cabbardır bizim. Onlar arkamızda olduktan sonra. Yılmaz Bey, dursanıza. Durun lütfen. Cik cik, hadi. Hadi gel buraya. Hadi lütfen üzme beni. Hadi kon şu dala, hadi cik. Ne oldu Hurriye Hanım? Nereye gidiyorsunuz? Hadi. Hadi lütfen. Hadi kon şu dala, hadi. Ulan deli Sadık, ben sana gösteririm. Hurriye Hanım. Ya uğraşmayın hadi, şu deliyle ya. Seni Hurriye hemşire iyileştirecek. Hadi gel buraya. Hadi. Sadık. Şey, kuyuya düştüm. Ey Allah'ım ya. Elimle onu çıkaracağım. Şimdi çıkarırım. Sadık, Sadık dikkat et. Yılmaz Bey, çabuk koşun, bana yardım edin. Ey Allah'ım, bir deli bir kuyuya Sadık taş atar, 40 akıllı çıkaramaz derler. Sadık dikkat et. Bir de bu deli kuyuya kendini atarsa kim bilir kaç adam lazım çıkarmaya. Koşun çabuk, düşecek. Geldim Hurriye Hanım, geldim, geldim. Sadık dikkat et. Geldim. Kurtardım onu. Onu iyileştirin. Onu iyileştirebilirsiniz. Ama bu kuş yaralı değil ki. Çocuklar bir şey takmış kanadına. Bak. Tamam işte. Kurtuldu. Salı verelim mi? Ne kadar güzel bir kalbin var senin. Senin gibi birini görmedim hiç. Hurriye Hanım, Hurriye Hanım. Bakın çocuklar aşı için bekliyor bizi. Hadi Hurriye Hanım. Resmi görev. Şu anda resmi görevdeyiz, hatırlatırım. Köyde görüşelim, tamam mı? Tamam. Affedersin. Sadık. Kuyuya mı düştün lan? Oraya bir taş düşmüştü. Alır mısın çıkarken? Hadi bana eyvallah. Sevincinden koştu gitti. Lütfen gidelim artık. Çocuklar bizi bekliyor. Çocuklara aşı yapalım. Onları bulaşıcı hastalıklardan koruyalım. Hadi Hurriye Hanım, hadi acele edelim, hadi. Cik cik, geldin. Biliyor musun? Hurriye'm ne dedi biliyor musun? Senin ne güzel kalbin var dedi. Benim kalbim güzelmiş cik cik. Sanırım Hurriye hemşire bana aşık. Anketçi geldi. Emmiler anketçi geldi. Anketçi. Evladım. Biz seçim anketi değil, geçim anketi istiyoruz. Tarlalarda su yok, ambarlarda un yok. Geçinemiyoruz evladım. Geçim anketini ne zaman yapacaksın? Ha? Üstü dede, devir değişti gayrı. Memlekette geçim değil, seçim önemli. Sen seçimini yap, suyu da unutursun, unu da unutursun. Geçimi ne yapacaksın ha? Çekil şuradan Üstü amca ya. Meşgul etme anketçiyi. Demokrasi düşmanlığı yapma. Çekil. Allah Allah. Gel.
Söyle bakalım lan. Anlat şu millete Durmuş amcanın anketini. Muhterem köylüler ve de muhtar adayları ve değerli azaları. Ben memleketin anketçisi olarak bütün köyü ev ev aradım, taradım, fikirlerini yokladım. Seçimden evvel seçim yaptım, sonuçları aldım. Söylesene o zaman. Hiç hak yemeden, taraf tutmadan anket sonuçlarını okuyorum. Dinliyor musunuz? Dinliyoruz. Dinliyoruz. O zaman okuyorum. Herkese dedim ki, Durmuş amca muhtar olsun mu? Olsun tabii. Olsun. Durmuş muhtar. Muhtar. Durmuş. Durmuş. Muhtar. Bazıları öyle dedi. Bazıları demediler. Sonra dedim ki, Memiş amca muhtar olsun mu? Olsun tabii. Muhtar. Memiş. Muhtar. Memiş. Muhtar. Evet, bazıları öyle dediler. Bazıları demediler. Yani? Yanisi amcalar, emmiler, dayılar. Anketten şu sonuç çıktı. Durmuş amca muhtar olsun diyenler... %50! Memiş amca muhtar olsun diyenler... %50! Bu nasıl oldu? O da 50, ben de 50. Ne demek bu? Ha? Kız. Fala ihtiyacın mı var senin? Sevildiğini bilmiyor musun? Ya öyle deme, utanıyorum. Sevgiden utanılır mı Hurşidem? Utanılmaz değil mi? Utanılmaz. Ne oldu, canın sıkkın gibi? Babam yüzünden. Babana yapmadığını komuyor. Hoş, o da aynı ya. Yıllardır şu saçma düşmanlıkları bitmedi gitti. Şimdi de bu çıktı başımıza. Bir karış toprağı paylaşamadıkları yetmezmiş gibi... bir de muhtarlık kavgası. Şevki, ananla konuştun mu? Konuştum. Benim gelinim Hurşide'dir diyor da başka bir şey demiyor. Siz beşik kertilsiniz. Babanın sözü var diyor. Ya seninki? Benimki de razı ama babamı biliyorsun işte. Hı hı. Bu nasıl anket lan? Böyle saçma sapan anket mi olur salak? Salak herif. Bu köylünün hepsi oyunu bana verecek, bana. Salak. Anladın mı? Bana oy verecek. Yalancı anketçi. Memiş amca. Durmuş amca. Vallahi yalan söylemiyorum. Hadi evleri ben. Evleri tek tek dolaştım. Herkesi sordum. Sormadın mı emmiler? Sordum. Bak. Vallahi. Sordum. Ama sonuç bu. Hiçbir tahribat yapmadım. Elim kolum kırılsın vallahi billah. İki gözüm önüme aksın ki ya. Demek köyün yarısı bana oy veriyor. He? Yarısı da bana. Böyle şey olmaz. Olmaz. İtiraz ediyoruz. Emmiler, amcalar. Vallahi diyorum ya. Anketi hile hurda karıştırmadım ben. Demokrasinin, Yüksek Seçim Kurulu'nun bana verdiği bütün yetkiyi... bütün medyatik ve sosyolojik etkiyi dikkate alaraktan... Lan canını alırım lan senin. Söyle lan, gel buraya. Memiş. Kardeşim. Söyle Durmuş kardeşim. Bana oy vereceksin değil mi kardeşim? Vereceğim tabii kardeşim. Ben de sana vereceğim kardeşim. Ne diyorum lan ben? Ne diyorum lan? Ben sana bitimi vermem lan, bitimi. Hadi lan, fıtık suratla hadi. Memiş, seni döverim. Ayrılın, yapmayın. Durun, yapacağız seni lan. Yapmayın ya. Bırakın beni. Huriye beni seviyor. Huriye beni seviyor. Ufak ufak basta gel Huriyem. Ufak ufak basta gel Huriyem. Ufak ufak basta gel Huriyem. Evet. Huriye beni seviyor. Ama o Yılmaz denen adam hep yanında. Aklını çelecek kızım. Ne yapmam lazım?
Evet, ne yapmam lazım? Sürekli Huriye hemşireye yakın olmam lazım. Hem ne demişler? Gözden uzak olan gönülden de uzak olur. Nerededir şimdi Huriye? Ha, tamam, aşıda. Vallahi billahi. Bütün köylüye sordum. Hiç kimseyi kovmadım, sormadık. Sonuç netice aha bu. Oya oy kattıysam, sayıları karıştırdıysam, ellerim kırılsın, gözlerim önüme aksın ya. Söyle lan. Sormadığın kimse kaldı mı köyde? Kalmadı. Herkese sordum. Bir kişi bile yok mu lan ha? Köy kaç kişi ki zaten Emmiler ha? Buldum. Ne buldun? Ne buldun? O, kim? Kim? O neymiş? O. Ona sormadım. Neymiş sadece ya? Ona sormadım. Yani Emmiler, amcalar, durum vaziyet gösteriyor ki Sadık kime oy verirse Mutar o olacak. Öyle mi? Vallahi öyle. Saf Sadık'ın oyuna kaldı. Vaziyet bundan ibaret Emmiler. Neydi Pedip? Onu kendinize çekmelisiniz. Muhtarlık onun elinde. Doğru. Sizi muhtar ederse ancak o el. Yani saf Sadık. Nasıl olsa diğer köylüler, yani %50'ler çantada keklik. Sadık'ı kazanmalısınız. Kendi safınıza çekmelisiniz. Muhtarlık seçiminiz onun elinde. Koş. Yürü lan. Hadi. Yürü çabuk. Dur. Çabuk yürü. Oh be. Yırttık. Çek lan önümden. Allah Allah. Üçkağıt çelik. Hadi kızım. Yılmaz Bey, ne oluyor bu çocuklara? Eskiden iğne adını duyar duymaz ağlarlardı. Şimdi gülüyorlar. Bir dizi filmdeki çocuk iğne olurken güldü ya. Ondan Huriye Hanım. Artist çocuğa özeniyorlar işte. Bu millet aşıyı çok seviyor. Bakalım sen de arkadaşların gibi cesur musun? Evet. Hiç korkmam ben aşıdan. Sadık. Evet, ben Sadık. İyi ama ne yapıyorsun sen burada? Çocukken bir aşım olmamışım. Eksik kalmış. Annem hep öyle söylerdi. Ben de fırsat bu fırsat olayım dedim. Şakacı seni. Bak çok güldürdün beni. Yani şaka yapıyorsun değil mi? Şaka bu. Şaka mı? Ha evet şaka. Ben sana aslında kuru üzüm getirdim. Hay Allah. Daha yeni getirmiştin. Olsun. Onu tam yiyememiştin. Teşekkür ederim. Sadık yakalayın. Sadık. Sadık. Anam Sadık. Yine geliyorlar. Sadık. Şimdi başlar Sadık. Bunlar bana vurmaya. Sadık. Amanın. Sadık gel. Amanın. Nasılsın, iyi misin? Nasılsın? İyi misin? Koşun yakalayın. Sadık kaçma. Sadık, gel buraya Sadık. Gel, gel baba. Gel.
Sadık Bey'i görüyorum. Sadık Bey. Sadık Bey. Bu ne güzel tesadüf be. Ne oluyor ya? Hem vuracak hem Sadık Bey diyor. Bu en azından döveceği insana saygılı. Durmuş Bey gibi değil. Sadıkçığım, madem ben sana vurdum, sen de bana vur kardeşim. Sadık Beyciğim, bana da vur. Hızlı vur. Aa, hadi Sadıkçığım, elini korkak alıştırma. Hadi vur. Oh, ellerin dert görmesin. Memleketin bekası için vur. Vur, vur. Demokrasi bir daha vur. İçin. Bir dakika, dur. Gel sana bir çay ısmarlayayım. Hadi gel. Yo, yo, yo. Bırakmam valla. Ben ısmarlarım. Hadi gel, gel. Ben ısmarlayacağım. Hayır, ben ısmarlayacağım. Bir çay içelim, hadi gel. Çekil şunu. Çekil diyorum sana. Ya dur. O benim adamım ya. Benim adamım. Bırak şunu kardeşim. O benim adamım. Bırak şunu. Ya Sadık, işte böyle. Neler olduğunu anlamadım vallahi. Hem Huriyem bana çok sıcak davranmaya başladı. Hem Memiş de Durmuş kafayı yiyip gelip kendilerini bana dövdürdüler. Köyün yıldızı oldum çıktım. Ama Yılmaz denen o adam gıcık oldu ya. En çok da ona sevindim. İyi günler Huriye Hanım. Size çiçek getirdim. Teşekkür ederim. Niye zahmet ettiniz? Ben bu köylüler gibi değilim. Onların aklı fikri muhtarlık seçiminde. Benim aklım fikrim ise sizde. Ne dediniz Yılmaz Bey? Yani sizde. Aklım, ruhum. Ben size aşığım Huriye Hanım. Oh. Gündüz hayalimde, gece düşümde, bu köye her gelişimde sizi gördüm, sizi sevdim. Benim Huriyem dedim. Gel el ele verelim, kırlara gidelim, eşeklere binelim, türküler söyleyelim. Seni seviyorum Huriyem. Başka ne diyeyim? Yılmaz Bey, rica ediyorum kendinize gelin. Biz sadece iş arkadaşıyız. Ama ben sizi... Susun lütfen. Yoksa kalbinizde başkası mı var? Başkası var değil mi? Hayır, kimse yok kalbimde. Sadık'ı görmüyorum. Nerelerde? Oysa her gün uğrardı buraya. Onu hiç gördün mü? Neyse, benim işim var. Vay be. Saf Sadık'ı sordu. Ama nasıl olur? Yoksa o saf direğe mi yanık? Ama mümkün değil. O saf Sadık. Ulan Sadık. Ulan Sadık. Yaktım seni bu sefer. Alçak! Sen ne dönek adamsın be? Ben mi? Durmuşum, ben ne yaptım? Sus! Bir de konuşma karşımda. Tüh sana! Hani bana oy verecektin lan? Vallahi vereceğim baba. Tabii ki vereceğim. Vermez olur muyum? Senden başkasına oy mu veririm ben? Kalıbına yazık. Ulan Memiş'e sana oy veririm demişsin. Bana da. Ne lan bu yanar dönerlik? Ama bey... Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Baba ben bir şey yapmadım. Deli olmasan var ya, ben sana gösterirdim. Dua et ki senin oyuna ihtiyacım var. Hele bir seçim bitsin, muhtar olayım. O zaman alacağım elimi. Aa, Durmuş! Al Durmuş! Elini, Durmuş. Yapma! Al. Durmuşum yapma! Yapma al, kurbanın al, olayım! Durmuş! Al, Durmuş! Al, kurbanın al, olayım! Al deli Sadık! Yapma! Al, Durmuş! Al, Durmuş! Al, baba yapma! Al, Durmuş baba. Dur! Baba dur! Kendine gel! Baba! Biz saf sadık değiliz. Baba. Hurşit. Hurşide. Ah. Ah.
Ne oluyor lan? Niye büzülüyorsunuz böyle? Oh be. Aklı başına geldi nihayet. Oh çok şükür. Bu Sadık beni delirtecek ya. Onun oyuna ihtiyacım var. Ama oyununa geliyorum. Muhtarlığım ona bağlı. Ama herif deli be. Akıllı olsa. Ah. Nasıl tarafıma çekeyim? Nasıl? Bilmiyorum valla nasıl yapayım. Sen söyle. Ha? Ne yapayım o deliyi? Eşek sudan gelesiye kadar dövelim. Sudan geldiğinde de öldürelim. Salak. Nerede bu Şevki? Çağır onu da bana bir akıl versin. Onda da dirhem kadar akıl yok ya. Neyse. Şevki Hürşit Emirlere kadar gitti. Niye? Ben gönderdim. Kezban abladan yün alıp gelecek. Ben de senin ne zaman duyup ne zaman duymadığını anlayamadım ya. Neyse. Ya sevme, ya terk et. Yoksa seni silerim bu köyden, bu dünyadan. Huriye benim, anladın mı? O yarım aklınla kızı alacağını sanıyorsan çok yanılıyorsun. Kız kimi isterse ona gider. Sen onun yavuklusu musun? Vur. Desene. Gel hadi. Sadık abi hadi. Hadi sen de vur. Hadi gel. Ayağa kalk ayağa hadi. Hadi Sadık abi kalk ayağa kalk. Gel. Şimdi son vuruş. Ölüm vuruşunu yapıyorum. Hadi Sadık abi kapsana. Artık Huriye benim. Huriye benim. Huriye benim. Huriye benim. Benim. Herkes. Huriye benim. Hadi herkes de çiğne. Herkes meydana gel meydana! Herkes meydana! Nasılsın kız? Aman Neşe! Bekleye bekleye gözlerim yollarda kaldı valla. Valla kardeş seni pek özledim. Durmuştan korkuma anca gelebildim. Ben de Memiş'ten korkuma ne edeceğimi şaşırdım kaldım. Ay vallahi. Sağır taklidi yapa yapa sağır kalacağım vallahi. Ne olacak böyle? El alem karşısında düşmanız, kendi aramızda kardeşiz. Ne zaman bitecek bunların düşmanlığı derken? Bir de muhtarlık seçimleri çıktı. İyi mi? Ya hangisi muhtar olsa durum feci. Ne yapıp edip bu durumu bozmalı kardeş? He vallahi. Hemencik bozmalı hem de. Memiş bizi burada görse var ya, beni keser vallahi keser. Ya beni durmuş görse, amanin düşman kulağına kurşun. Ay kız, adamlar bu haldeyken ne edeceğiz bu çocukların işini? Ha? Ne edeceğiz? Ne bileyim vallahi, bir duysalar bizi oylum oylum oyarlar.
Öyle ama Şevki diyor ki biz duramayacağız buralarda Allah. Ana. Hurşide'yi de kaçıracağım, nikahı da kasabada kıyacağız diyor. Biz zaten beşik kertiyiz diyor. Seni gidi sarıçıya seni. Sokulmuş da yanıma farkında değilim. Hadi şuradan. Darayı lan. Burnumun dibine kadar girmişsin. Hadi şuradan uğursuz meymenetsiz. Ha başına daşlar düşsün değil mi? Cadalo suratlı. Bugüne bugün muhtar karısı olacağım diye çatlayan diye mi? Aha ben muhtar karısı olacağım, sen çatlayacaksın. Hadi hadi. Ama başına daşlar düşsün değil mi? Boşuna suratlı. Yürü. Uğursuz meymenetsiz karı. Sensin uğursuz meymenetsiz. Benim kadar daş düşsün başına. Senin başına tamam sana biraz demokratik ol ya. Demokratik ol diyorum sana. Uyma şu sülaleye. Bedeni ol. Sülaleyle uğraşma bedeni ol biraz. Sen muhtar karısı olacaksın. Tamam diyorum sana. Ben olacağım muhtar karısı. Tamam. Hadi şuradan sarıçıya. Karayı lan. Hala subhanallah. Hadi kız eve yürü. Ben kahveye gidiyorum. Seçim kampanyam başladı. Sen de git kız. Benim de kampanya var. Kahvedekiler beni bekliyor. Hadi hadi. Beni bekliyor. Koşun, koşun. Sadık Hanım, Sadık Hanım. Tamam baba, hemen getiriyorum. Çabuk koşun oraya Sadık. Tamam baba. Nerede, koltuk nerede? Gel bakayım aslanım, gel, gel. Tamam, tamam. Şu yok, gel, gel, gel. Gelin, gelin, gelin. Şöyle. Geldim baba. Dur. Dur. İşte Sadıkcığım. Senin yerin burası. Bundan sonra bu kahvenin baş müşterisi sensin. Koltukta oturacaksın. Otur şöyle. Kahveci hop. Sadıkcığıma bir güzel kahve getir. Mis gibi olsun. Orta şekerli içersin değil mi? Sadık. Sen bu köyde bir tanesin. Sadık. Nasıl beğendin mi yerini? Senin gibi. Hoşuna gitti değil mi? Rahat ol aslanım, kurul şöyle. Ulan ne kadar yakışıyor bu koltuk. Şuna baksanıza millet. Sadıkcığım, gayrı oyunu bana verirsin değil mi? Oyunu bana verirsin ha. Seni ömrü billah böyle yaşatacağım. Sözüm söz. Öyle değil mi lan? Öyle mi ha? Ey ahali, hepinizin önünde söz veriyorum. Benim sözüm sözdür evet, burada. Evet, duyun, bilin. Sözüm söz. Sandıkta oyunu kime vereceksin bakayım? Söyle bakayım. Buyur, Durmuş'a. Dur. Hadi bakayım. Oyun kime? Durmuş. Benim canım çok sıkıldı. Gezmek istiyor. O da nereden çıktı ya? He? Hallederiz Sadıkçım. Yeter ki sen iste. Çünkü benimki. Biriniz araba getirir. Koşun. Tamam. Koşun. Sen ne bekliyorsun lan? Koş. Koş çabuk. Koş çabuk. Koş. Çabuk. Koş. Hadi. Koş. Hadi. Hadi. Koş. İşte geldi. Zaman geldi Sadıkçım. Hürsediğin yere gelmiş ya. Buyur, geçelim. Kasabaya gidelim. Hadi oğlum dur 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 dur. Hadi kasabaya sür oğlum sür. Vazgeçtim aşağı köye gidelim. Tamam Sadık. Vazgeçtim aşağı köye aşağı köye hadi. Tamam tamam amca. Yok yine vazgeçtim. Sağlık ocağına gidelim. Tamam, sür oğlum, sağlık ocağına, sağlık ocağına, hadi. Tamam amca. Sağlık ocağına gidiyoruz. Bana bir çiçek. Geliyoruz peşinden. Çiçek, geliyoruz. Evet, olur, çiçek. Geliyoruz. Hem de en güzeli. Bulurum sen. (Gülüyor)
Hop, siz burada durun. Sana çiçek getirdim. Dikelim mi? Teşekkür ederim. Ne kadar düşüncelisin. Teşekkür ederim. Hadi bakalım dikelim buraya. Çok güzellermiş. Sen çiçekleri çok mu seviyorsun? Çok, çok seviyorum. Ulan bu sabah aşık. Güzel çiçek açar bunlar. Mis gibi de kokar. Hiç. Sana türkü söyleyeceğim. Dinle. Ufak ufak basta gel Huriyem. Ufak ufak basta gel Huriyem. Ah Sadık, ne kadar güzel bir insansın sen. Ben güzel insanım. Güzel. Sen de güzelsin. Sen de. Sen de. Ufak ufak basta gel Huriyem. Ufak ufak basta gel Huriyem. Ufak ufak basta gel. Ne şeker şeysin sen. Kör kütük aşık bu. Lan boyu kapmalıyız. Bu iş tamamdır. Safunayı cepte artık. Aklıma bir şey geldi. Yürü. Bak, Huriye yanağıma dokundu. Sevdi beni, sevdi. Huriye beni sevdi. Ben de onu seviyorum, çok seviyorum. Sen de mi seviyorsun? Bir gün onu buraya getireceğim. Anlıyorsun beni değil mi? Anlıyorsun. Sadık, bak sana ne getirdim. Gül. Gül ne demek biliyor musun? Ha, biliyor musun? Aşk demek, sevda demek. Ha, seni köfte or. Nasıl da gülersin. Kimi seviyorsun bakayım? Söylemem. Ben söyleyeyim mi? Sağlıkçı kız mı lan? Ulan ne anasının gözüsün. Pek de güzel kız maşallah. Onu sana gelin alsam ne dersin? Alayım mı lan ne dersin? Ha? Tamam lan alacağım. Senin hatırın için alacağım. Ama bir şartım var. Durmuş muhtar oluyor. Dünya duruyor. Duruyor da her yana selam veriyor. Durmuş, durmuş, durmuş. Sadık Bey, bak. Nasıl? Güzel değil mi? Bakalım sana ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Düğün. Düğün mü? Evet düğün. Evet. Düğün yapacağız. Allah'ın emri. Peygamberin kardeşi. Evet, evet, isteyeceğiz Suriye'yi sana. Düğünümü de ben yapacağım tamam mı? Şimdi de bakayım. Oyum Memişe. Tamam. Tamam. Durmuş'a. Hayır. Evet. Hayır. Oyum. Hayır. Memişe. Dur. Memişe. Hayır. Dur. Memişe. Dur.
kuş. Ne? Durmuş. Ne? Bu bebeği kuşa. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Ne oluyor burada? Sadık, ne yapıyorsun burada? Bu saçma sapan oyunun, bu koltuk düşkünlerinin maskarası mı oldun? Yazık, hiç yakıştıramadım sana. Hem de hiç. Eşe! Durmuş! Dışarıda ne oluyor be Eşe? Durmuş! Durmuş! Eşe ne? Kalkabildin mi nihayet? Ne oldu kız? Ne bağırıyorsun? Sadık ağlıyormuş kahvenin orada. Sabahtan beri ağlıyormuş. Bir bak bakalım. Allah Allah, ne ki bunun derdi? Sadık, ne olmuş burada ya? Niye buraya çıktın? Ne oluyor oğlum? Ne olmuş burada ya? Ne oluyor bu adam? Gel, gel aşağı, gel. Ne yapıyorsun sen oralarda ya? Nedir bu öyle? Sadık, alam oğlum ya. Sadık, ben yaşına kurban olurum. Sadık, alam oğlum. Gel, ne bileyim ya? Sadık Bey, Sadık Beyciğim. Sadık Beyciğim. Ya ne yapacağız lan baba? Ya Sadık. Sadık. Çok mu seviyorsun? Ya, Sadık. Bir de Sadık Bey diyor. Sanki ben görmedik. Susturun lan şunu. Hadi. Hadi ki. İnan şimdi. Hadi. Sadık. Sadık. Hadi indirin şunu aşağı. Hadi. Sus!
Yarın oyumu sana vereceğim. Oyunu bana verecek. Oyunu bana verecek. Muhtar benim. Benim. Yarın oyumu sana vereceğim. Biliyordum zaten. Bana vereceğini biliyordum. Muhtar benim. Yarın muhtar benim. Sandıktan ben çıkacağım. Sandıktan ben çıkacağım. Yarın sandıktan ben çıkacağım. Sandıktan ben çıkacağım. Duyun. Her şeyin ayrıca. Hürşide. Şevki. Sen oyunu kime vereceksin? Sen kime? Sen kime verirsen ben de ona vereceğim. Ben de sen kime verirsen ona vereceğim. Lütfen. Seçim günü propaganda ve slogan yasak. Seçim sandığı alanından derhal çekilin lütfen. Haklısın memur bey. Defolun buradan. Defolun gidin. Gidin. Türkünüzü başka yerde söyleyin. Gidin. Saygısızlar. Defolun. Hadi be. Şey. Size yakışıyor mu bu? Medeniyetsizler. Rahatsız etmeyin milleti. Ayıp değil mi? Demokrasiye uyuyor mu bu? Millet özgürce oyunu kullansın. Rahat bırakın. Hadi defolun. Hadi. Hadi, hadi gidin. Hadi şuraya. Hadi. Herkes şuraya. Geç. Böyle densizler yüzünden sizi üzdüğümüz için özür dileriz efendim. Yaşasın demokrasi! Alkışlamayın lan! Hay Allah! Bana oy verecek 77. kişi girdi işte. 77. Bana oy verecek 77. kişi girdi. Oylar eşit oldu yine. Herkes burada ama Sadık yok ortada. Nerede kaldı bu adam? Geç kaldı. Sandığın kapanmasına 5 dakika kaldı. Hasan neredesin ya? Neredesin? Neredesin ya? Neredesin? Nerede bu? Gel lan. Gel lan. Sadık Beyciğim. Sadık Beyciğim gel. Yürü. Sadık. Gel Sadık Beyciğim. Gel Allah aşkına gel. Gel buraya. Gel Sadık. Gel. Bak veriyor, oyunu bana veriyor.
göz kırptı. Oyunu bana verdi. Bana verdi, bana verdi. Gördünüz mü? Bana verdi, gördünüz mü? Yürüyün. Kızdaşı, bu erkek milleti pek saf. Ne demezsin, muhtar olunca sanki felişten oluyorlar. Şişt, bize bakıyorlar. Evet, süre doldu. Sayım işlemlerine geçebiliriz. Tamam. Hadi açalım. Sayım işlemi tamamlanmıştı. Şimdi sonuçları halka bildireceğiz. Ama memur bey, bu işte bir terslik yok mu? Sandıkta demokrasinin dediği oldu. Evet, beni dinleyin. Ne? Sonucu açıklıyorum. Kuyulukaya muhtarlık seçiminde sandıktan toplam 155 oy çıkmıştır. Evet, 155 oy. Bu oylardan biri geçersizdir. Seçmenlerden biri o yerine zarfın içine kuş tüyü koymuştur. Allah Allah. Sonucu açıklıyorum. Kuyulukaya muhtarlık seçiminde kair ekseriyet vardır. 155 oydan 152'sini alarak bir aday muhtar olmuştur. Bu adayı açıklıyorum. 155 oydan 152'sini alarak muhtar olan aday. Arkadaşlar lütfen. 155 oydan 152'sini alarak muhtar olan aday. Lütfen beni dinleyin. Arkadaşlar lütfen. 152'sini alarak muhtar olan aday. Muhtar vermiş, muhtar vermiş, muhtar vermiş, muhtar vermiş, muhtar vermiş. Kuyulukaya köyünün muhtarlık seçiminde sandıktan. Sadık çıktı. Bravo! Memur bey, sen ne diyorsun Allah aşkına? Ne Sadık? Memur bey, muhtar benim. Benim. Maalesef. Ne siz, ne siz. Bu köyün muhtarı Sadık'tır. Muhtar da oğul. Memiş'e bir oy, Durmuş'a bir oy. Onları da kendileri vermiş. Yoksa köylünün hepsi oyunu olamaz, Sadık'a vermiş. Olamaz, olmaz. Ya rüya olmalı bu. Bu mümkün değil. Muhtar benim, benim. Muhtar benim. Benim. İyi ama bu kanunu değil ki. Sadık aday bile değildi. Evet evet. Müracaatı yoktu. Biri onun adına müracaatta bulunmuş arkadaşlar. Hangi salak, hangi manyak yapmış, hangi? Aman kardeş, çakmasınlar bizim yaptığımızı. Kocalarımızın kavgasından ancak böyle kurtulduk. İyi ettik, iyi. Sadık'ı aday ettiğimize iyi ettik. Yeter gayrı be. Hep kavga, hep dalaş. Ama kız Sadık bunlardan akıllıdır ha. Aman aman, bize bakıyorlar. Sarıçlı'ya, karayılan, düşmanın suratlı sen. Keşkek suratlı. Susun be, susun. Memur bey, bu işte bir terslik olmalı. Sadık muhtar olamaz. He, komplo var bu işte, komplo. Halk muhtarını seçmiştir. Hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Siz bana oy vermediniz mi lan? Sen kocan oy vermedin mi? Puh. Babana, amcana oy vermediniz mi lan? Sen hep Sadık Bey dedin ya, ben de ondan ona oy verdim. Baba, vallahi onu razı etmek için oy verdim. Bizim sakar taraftan olsun diye verdim. Ben de. Sakar! Aptalar! Aptalar! Siz ne yaptınız? Nasıl yaparsınız bunu? Şey, Durmuş, Sadık'ı o kadar övdün ki ben de ona oy verilecek sandım.
Baba biz görevimizi yaptık. Sadık'ı kazanmak istedik. İstedik. Geri zekalı. Aptallar. 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 Anca kaçabildim. Hazır mı her şey? Hazır hazır. Hadi gidelim o zaman. Al. Artık bu senin. Bu köyün muhtarı sensin. Ben ne yapacağım bunu? Mühür basacaksın. Muhtar sensin. Şimdi kendine bir muhtar odası bul. Oraya otur. Her gelenin evrakını imzala. Ve bu mührü bas. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Gelin peşimden. Hadi. Gelin. Çocuklar ne yapmıştır acaba? Bir aksilik çıkmamıştır inşallah. Yok yok merak etme Şevki her şeyi halletmiştir. Neşe, bu deli bizden akıllı gel, gel, kız. He ya, baksana. Nasıl maskarayı alıyor milleti. Al bakayım bunu da bak. Al buraya da. Al abicim hop. Emmiler, amcalar, mührü kuyuya atıyorum. Bulana da muhtarlığı devrediyorum. Şimdi mührü kuyuya atıyorum. Bir dakika dur. Buraya nereye gidiyorsun? Gitme. Buraya deli o. Gitme. Dur buraya. Buraya. Alacağın olsun. Alacağın olsun.
Benim gibi bir İstanbul beyefendisini bıraktın. O deliye gittiği alacağın olsun senin. O deliye gittiği alacağın olsun. Dur, dur. Buraya. Beni de alın. Beni bekle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.